Herkese merhaba ben Tolga Özbek. Bugünkü konumuz cep telefonlarında 5G dönemi. Ya burası havacılık savunma konularında videolar üretiyor. Nereden çıktı bu konu diyebilirsiniz. Konuyu hemen havacılığa bağlıyorum. Çinli Huawei şirketinin ürettiği 5G antenleriyle ilgili Amerika Birleşik Devletleri bir güvenlik açığı saptadı ve bu sistemleri Huawei'nin 5G'lerini alan ülkelere F-35 verme taraftarı olmadığını açıkladı Amerika Birleşik Devletleri. İşte son kriz Birleşik Arap Emirlikleri ile Amerika arasında yaşanıyor. Bir taraftan da tabi Çin ile Amerika kapışıyor. Daha doğrusu filler tepiniyor. Aşağıda çimler eziliyor. Biraz bu konuya bakacağız. 5G'nin havacılığa etkisini de bu videoda beraber incelemeye çalışacağız. Günümüzün silahları sadece işte uçaklar, füzeler, tanklar, gemiler değil. Bir yandan bakıyorsunuz ekonomik olaylar, bir yandan bakıyorsunuz teknoloji, bir yandan da bakıyorsunuz hayatımızdaki çok basit detaylar bir anda uluslararası bir güvenlik krizine neden olabiliyor. Hemen sizi geçen yıla götüreceğim. İngiltere ülkedeki telekomünikasyon altyapısıyla ilgili 5G geçiş hazırlıkları yapıyor ve bu konuyla ilgili de Çinli Huawei şirketiyle bir anlaşma yaptı. Huawei şirketi 5G ile ilgili altyapıyı kuruyor. Aynı zamanda çeşitli modemler konusunda da İngiltere bir anlaşma yapmıştı Çinle ve Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmanın iptal edilmemesi durumunda Çin'in F-35'leri tespit ede edeceği iddiasıyla İngiltere'yi epey sıkıştırdı. Amerika için İngiltere'nin yeri çok ayrı. Birçok konuda işte İngiliz dışişleri verdiği bilgiyle o tabi yüzyıllardır bütün dünyanın sağına sonuna gitmişler. Verdiği bilgilerle Amerika'nın hareketlerine çok etkili. İngiltere için akan sular duruyor ama Çin konusu devreye girince Amerika'nın tabiri caizse tüyleri diken diken oluyor. Amerika Birleşik Devletleri özellikle F-35'leri Huawei'nin geliştirdiği bu 5G sisteminin tespit edilmesi ve güvenlik açıklarının oluştuğu ifade ediliyor. Bununla da ilgili çok fazla ser verip sır vermiyor Amerika Birleşik Devletleri. Hatta İngiltere'yi o kadar sıkıştırdı ki İngiltere son modem ve sistemlerle ilgili anlaşmaların yapıldığını bundan geri dönemeyeceğini ifade etti. Ama birkaç yıl kullanımın arkasından 5G ile ilgili Huawei ile çalışılmayacağını rotanın başka başka şirketlere doğru döneceğini ifade ederek oradan Amerika ile arasını buldu ve F-35 programına devam ediyor. Şimdi benzer bir kriz Birleşik Arap Emirlikleri ile ilgili yaşanıyor. Hatırlayacaksınız birkaç video evvel konuyla ilgili size farklı bir bakış sunmuştum. Biraz uluslararası ilişkilerle ilgili. Bu videonun da linkini yukarıya bırakıyorum. Birleşik Arap Emirlikleri uzun dönem Amerika Birleşik Devletleri ile tabiri caizse F-35 için flört etmiş. Fakat Trump döneminde onaylanan bu anlaşma Biden'ın başkan olmasıyla tekrar böyle bir sürüncemeye bırakılmış ve Birleşik Arap Emirlikleri de karşı atakla Fransa'yla 80 adet Rafal F4 olarak adlandırılan yeni modeli için anlaşma yapmıştı. Toplam 19 milyar euroluk anlaşmayla birlikte Rafal uçaklarının yanı sıra helikopterler, karakal helikopterleri alıyor. Birleşik Arap Emirlikleri gelişmiş mühimmatlar alıyor. Bu konuyla da ilgili bu adımla da Amerika Birleşik Devletleri aslında böyle bir kart gösterdi Birleşik Arap Emirlikleri. Sonrasında Amerika Birleşik Devletleri bu anlaşmayı askıya aldığını açıkladı. Askıya alma nedenlerini sayarken İsrail'in baskısı, İsrail Orta Doğu'da dengelerin değişmesini çok fazla istemiyor. Yemen'deki insan hakları ihlallerini ifade etti Amerika. Ama en önemli konu Birleşik Arap Emirlikleri'nin Çin'le artan ilişkilere. Hatta daha da ileri gitti Amerika. Çin'in başkent Abu Dhabi yakınlarında bir gizli bir noktada bir deniz üssü inşa ettiği iddiasında bulundu. Birleşik Arap Emirlikleri bu hayır bir liman çalışması zaten işte Yunanistan'dan Türkiye'ye dünyanın her tarafında Çin limanları topluyor. Bu konuyla ilgili çok ciddi bir satın alma çalışması var. Bu da ortak bir çalışmadır dese de Amerika buna inanmadı bir ikinci masaya konan Çin'le ilgili konuda Birleşik Arap Emirlikleri'nin Huawei ile anlaşma yaparak 5G'ye geçecek olması olduğu ifade edildi. F-35'in geçmiş yıllarda projesinde bazı sır konuların Çin'in kontrolünün altındaki hackerlar tarafından sistemlere girilen yapılan siber saldırılarla elde edildiğini ifade eden Amerika Huawei'de de 5G'de de benzer bir problemin yaşanacağını sürekli böyle Önce gizli gizli İngiltere'de ortaya ifade dökerken Birleşik Arap Emirlikleri'nde böyle aleni bir şekilde bunlarla ilgili sıkıntılarını ortaya koymuş oldu. Şimdi bir taraftan da sivil havacılıkla ilgili 5G ile ilgili yavaş yavaş kısıtlamalar geliyor. Amerikan Federal Havacılık Otoritesi FAA ki e, sivil havacılıkla ilgili bütün kararları alıyor. İşte yasaklamalar, onaylar bu kuruluştan geçiyor. Direkt Amerikan başkanına bağlı olarak çalışan bir kurum bu. EFE 5G ile ilgili enteresan bir bilgiyi de paylaşmış oldu. Federal Havacılık İdaresi geçtiğimiz günlerde yayınladığı emniyet bülteninde uçak üreticilerini, havayolu şirketleri ve pilotları 5G konusunda uyarmıştı. Özellikle havalimanı yakınlarında kurulan 5G antenlerinin Mod C olarak adlandırılan, C band çalışan, çeşitli sistemleri bozduğu, parazit oluşturduğu ve bu konuyla ilgili gelen sinyallerin güvenilirliğini yitirdiğini ifade etmişti. Havalimanları gözüken o ki yeni bir filtreleme gelinceye kadar 5G olarak adlandırılan bu yeni nesil çok hızlı internet, telefon görüşmesi, görüntü aktarımı sağlayabilen bu sistemin pek havalimanları yakınlarında göremeyeceğiz. Benzer uygulamalara Avrupa'da da geç, geçildikçe Avrupa'nın ortak havacılık Otoritesi EAsa'dan da benzer kararların alınması bekleniyor. İşte görüyorsunuz bir telefon sistemi bir telefon anteni 5G olarak adlandırılan sistem F35 gibi çok önemli bir savaş uçağı projesinin de bile önemli bir seçiciliğe neden olabiliyor? Hatırlayacaksınız Türkiye, 2017'de Rusya'dan S-400 hava savunma sistemini almak üzere bir anlaşma yapmıştı. 2019'da bu sistemler teslim edilmeye başlamasıyla birlikte Amerika Birleşik Devletleri tek taraflı bir kararla Türkiye'yi ki Türkiye bu programın önemli ve öncelikli ortaklarından biriydi. Türkiye'yi programdan çıkarma kararı aldı. Hukuksal olarak bunu yapamayınca mevcut bütün F-35 programının üyeleri mevcut programdan ayrıldı yeni bir F-35 ortaklığı kuruldu. Böylelikle Türkiye'de F-35'te tek başına bırakılmış olmuş olduğu Türkiye için de üretilen, imalatı tamamlanan 6 uçakta Amerika Birleşik Devletleri envanterine geçti. Halen işte Türkiye ile Amerika arasında görüşmeler devam ediyor. O ödenen, yapılan, yatırılan para konusunda ne yapılacak? Türkiye en azından F-16'ların blok 70'ini alarak o parayı kurtarmanın peşinde bakalım ne olacak? Önümüzdeki günlerde bunu göreceğiz. Birleşik Arap Emirlikleri konusuna dönersek Birleşik Arap Emirlikleri epey kızgın bu Amerika'nın kararına. Ama işte bir taraftan da restini de çekmiş durumda. Amerika bu detayları görüşebiliriz. Çin varlığını Birleşik Arap Emirlikleri'nden çıkartırsan, 5 g Huawei ile iptal edersen, işte limanı yapımını durdurursan bir tekrar masaya oturabiliriz diyor ama bakalım bu restleşme nereye kadar gidecek ben de açıkçası merak ediyorum. Birleşik Arap Emirlikleri'nin hava kuvveti yapısı ikiye ayrılmış durumda. Bir Amerikan tarafı e, tamamen geliştirme masrafları Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanmış blok atmışlar var F-16'ların. Karşısında da modernize edilmiş Fransız DASO imalatı Mirage 2000 serisi. Şimdi Birleşik Arap Emirlikleri bu Mirage 2000'leri yeni nesil rafallarla değiştirecek. İşte kalıyor ellerinde F-16 bunları da F-35 ile değiştirmek istiyorlar ama konunun Çin bağlantısı, insan hakları bağlantısı, İsrail bağlantısı da nasıl çözülecek bakalım bunlar önümüzdeki günlerde masaya oturulunca kimler ne taviz verecek ne yapılacak bunları göreceğiz. Bazı arkadaşlarımız bu tür uluslararası görüşmelerde neden hep kazananın güçlü kuvvetli ülkeler olduğunu soruyorlar. Bu bir ticaret değil masaya gücünüzle oturuyorsunuz ne kadar güçlüyseniz dediğinizi kabul ettiriyorsunuz sonuçta. Devlet olarak hiçbir devlet normalde birbiriyle kardeş, arkadaş, dost değil. Herkes çıkarına bakıyor. Amerika muhtemel Birleşik Arap Emirliklerinden daha fazla para almanın, daha çok taviz koparmanın peşinde. Birleşik Arap Emirlikleri de masaya Çin'i koyarak daha az taviz vermenin peşinde. Bakalım kim güçlü, kim neyi kopartacak, kim neyi alabilecek veya kaçı alacak bunları önümüzdeki günlerde görmeye devam edeceğiz detaylı havacılık haberleri, analizler tolgozbek.com sitemizde sizleri oraya bekliyoruz. Bizleri sosyal medyadan da takip edebilirsiniz. Sorularınızı, işbirliklerinizi bizlerle paylaşmak isterseniz info.tolgozbek.com bizim mail adresimiz. Sizleri Telegram grubumuza da bekliyoruz. Yarın yeni bir videoda görüşmek üzere. Herkese sağlıklı ve mutlu günler diliyorum.